Merhaba. Masabaşı Sohbetleri programında bugün yine Eskişehir'li bir dostumla birlikte olacağım. Dostum yüksek mimar Şinasi Acar. Daha önce birkaç sefer daha kendisini bu programda ağırlamıştım. Bu sefer yeni çıkan bir kitabıyla ilgili olarak kendisini programa takdim ettim. Kendisiyle ilgili olarak bu kitabıyla ilgili, yani İstanbul'un son nişan taşları konusuyla ilgili konuşacağız. Aynı zamanda Türklerin insanlık tarihine kazandırdığı en önemli konulardan bir tanesi olan ok ve yay konusunda konuşacağız. Efendim bugünkü konuğumu takdim ediyorum. Yüksek mimar Şinasi Acar. Şinasi abi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Size hem Eskişehirliler adına hem TV adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel şeyleri kazandırıyorsunuz bizlere. Estağfurullah. Üçüncü kez de bizim programımıza lütfedip geldiniz. Belki dördüncü, beşinci kez de olacak. Çünkü sizin araştırmalarınızın sonu gelmiyor. İnşallah. Ben genelde Eskişehirli misiniz falan diye başlıyorum ama size bunları sormaya gerek yok. Sizin Eskişehir'e sonradan geldiğinizi, Eskişehir'de bir büyük bir sanayi işletmesinde uzun süre yöneticilik yaptığınızı, fakat kendinize bir Eskişehirli gibi hissettiğinizi biliyoruz. Kesinlikle. Ve yoğun bir de araştırma ve çalışma içindesiniz emeklilik günlerinde. Evet. Hem Eskişehir'le ilgili çalışmalarınız var, odun pazarıyla ilgili, Eskişehir'in farklı konularıyla ilgili olarak. Bu arada Esbank'ın tarihini yazdınız. Eskişehir'le ilgili büyük bir ailenin tarihini yazdınız. Odun pazarıyla ilgili birçok çalışmalarınız oldu. Ve şu anda da yine deyim yerindeyse en çok satan kitaplar arasında yer alan İstanbul'un Son Nişan Taşları diye bir kitabınız çıktı. Ben bu kitabı sağ olun bana getirmiştiniz ama ben satışlarını da izliyorum. İkinci, üçüncü baskıya doğru giden bir kitap. İsterseniz hemen konuya girelim abi. Bu nişan taşları meselesine nereden geldiniz? Bu kitabın öyküsü nedir? Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi benim zaman zaman yaptığım bazı araştırmalar oluyor sizin de vurguladığınız gibi. Bunlar çoğu kez geçmiş dönemde kullanılmış teknik, bazen de etnografik araç gereçler. Bu konular bazen sipariş ediliyor bana, şöyle sipariş ediliyor. Yani bir arkadaşım diyor ki ya şu konuyu yazsana falan diye. Bu ben başlangıçta ok ve yaylarla ilgili bir yazı hazırlamak. Çünkü o mühendislik de içeriyor. Benim açımdan çok cazip bir konuydu. Yazdım, hazırladım. Sonra yazıyı süslemek için ya ok meydanına gideyim de birkaç tane de nişan taşı resmi çekip yazıya koyalım dedim. Sonra oradaki sefalet durumu görünce önce bir araştırdım yani bu konuda yazılmış yazı var mı filan diye. Baktım ki öyle ciddi bir şey de yok. Onun üzerine burayı yazmak da farz oldu diye düşündüm. Bu sefer ok meydanındaki taşları araştırmaya başladım. Biz bu araştırmayı yaparken tabii bana yardımcı olan pek çok kişi oluyor. Onlara tembih ediyorum. Özellikle orada oturanlara falan. Ya taş varsa bana haber verin işte gösterin falan diye. Bu arada ok meydanı dışında da bir takım yerlerde nişan taşı olduğunu gördük. Evet. Bir tanesinin üstüne okuyunca gördük ki bunlar da tüfek atışları ile ilgilidir. Bu sefer üçüncü bölüm yahut üçüncü yazının konusu kendiliğinden çıkmış oldu. Ve İstanbul'un tüfek atışları ile ilgili ve ok meydanı dışında bulunan nişan taşlarını tespit etmeye başladık. Ben bu arada siz konuşurken kitaptan da bölümler gösteriyorum. Kitabınız kaç bölümden oluşuyor dediniz? Üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Osmanlı ok ve yayları. Evet. İkinci bölümü ok meydanındaki nişan taşları. Üçüncü bölümü de İstanbul'da gene ok meydanı dışındaki nişan taşları. Çünkü bunlar çok alakasız yerlerde. Geçmişte kırlık, evet, boş alanlarda tüfek atışları yapmışlar. Tabii kimseye zarar vermemek amacıyla. Tabii buraları şimdi şehrin ortasında kalmış veya içinde kalmış en azından. Yani Maslak'tan tutun, işte Levent'ten, bilmem karşı tarafta Anadolu Hisarı'ndan, evet, filan. Mahalle işlerinde bulunan bir takım taşlar var. Böylelikle üç bölümden oluşan bir kitap ortaya çıktı. Ben izninizle şöyle bir şey sormak istiyorum size. Siz de tanırsınız Profesör Nurhan Atasoy hocamızı. Evet. Onun da Osmanlı ile ilgili birçok çalışmaları var. Önemli çalışmalardan bir tanesi de Osmanlı çadırları ile ilgili olarak. Evet, biliyorum. Oysa bize okuttuğumuz milli eğitimin ilk öğretimde ve orta öğretimdeki tarih kitaplarında Osmanlı'nın birçok şeyi anlatılır ama bu koca ordular bir yerden bir yere giderken nasıl konaklıyorlardı?
nerede yatıyorlardı, nerede kalkıyorlardı. İlk defa Nurhan Hoca bu çadırlar meselesi ilgili olarak burada büyük bir kültürün ve bir teknolojinin, bir mühendisliğin olduğunu sergiledi. Evet. Sanıyorum sizin bu oklar konusu ve yaylar konusu da böyle bir konu herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yoksa abartıyor muyum ben? Hayır, değil. Kesinlikle öyle. Şimdi bir defa Türkler okçu uluslardan biri. Yani işte İskitler, Avarlar, Moğollar gibi. Çok küçük yaştan itibaren at ve okla, yayla haşır neşir oluyorlar. Ve kendilerine has bir takım savaş yöntemleri, okla savaş yöntemleri oluşturuyorlar. Bunun en bilinen, herkes tarafından bilinen örneği işte Malazgirt, 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'dir. Kendisinden çok daha kalabalık ve silahla teçhiz edilmiş bir orduya karşı Alparslan çok büyük bir başarı elde ediyor. Çünkü Türklerin bir takım savaş taktikleri var okçulukla ilgili. İşte kaçıyormuş gibi yapıyorlar fakat arkasını dönüp atın üzerinden ateş ediyor. Ateş ediyor diyorum, ağız alışkanlığıyla ok atıyor. Ok atıyor. Dakikada 30 ok atabiliyorlar. Böyle tiri bağıran diye bir deyim oluşmuş. Ok yağmuru. Okay. Yani aynı anda 3 tane oku eline alıyor, atıyor. Daha öteki tekrar geziyor, atıyor. Tekrar geziyor. Tekrar 3 tane alıyor falan. Böyle müthiş bir süratte. Ve çekiliyormuş gibi yapıyorlar. Aniden etrafını çeviriyorlar ordunun falan. Zaman içinde bunu giderek geliştirmişler. 15. yüzyıla kadar bu tekamül devam etmiş. Ve dünyanın en hafif ve en verimli yaylarını yapmışlar. Şimdi biraz önce bu at üzerinde ok atmaktan söz ettiniz. Daha sonra ben orada bir iki sorum daha olacak size ama bu okların kendine özgü yayıyla okuyla birlikte kendine özgü bir mühendislik durumu da var mı? Çünkü kitabınızda sizin, ben bazı çizimler gördüm ki o çizimlerden birkaç tanesini biz buraya getirdik büyütüp. Bu çizimler üzerinde bize biraz bilgi verir misiniz? Yani bu yayların kendine özgü bir mühendislik durumu var mı? Kesinlikle var. Şimdi bir defa kompozit yaylar bunlar. Yani, ne demek oluyor kompozit? Kompozit, yani Türkçesi bileşik malum. Bileşik, evet. Üç ana malzemeden meydana geliyor. Bir iskelet görevini yapan bir ağaç bölümü var. Evet. Şu anda ekranda görüyoruz bunu. Evet. Şekli. Üstte ve yay, evet. Önce o şeyi tamamlayayım müsaade ederseniz. Şimdi ortada bir iskelet kısmı var. Ağaçtan, akça ağaçtan genellikle yapıyorlar. Bunlar isterseniz konuyla ilgili olarak malzemeleri de söyleyelim. Bolu Gerede ormanlarından yapılan, elde edilen böyle iki kol kalınlığında taze filizleri alıyorlar. Sürgünleri alıyorlar. Bunu tam ortadan ikiye bölüyorlar ve yayın iki kanadını oluşturuyor. Şeyin yayın dış tarafında sinir var. Evet. Bu sinir tendon. Şöyle bir yakından görebileceğimiz bir çiziminiz var sizin. Evet. Şunu yakından görebilir miyiz Gülfemciğim? Biraz daha yaklaşalım. Mesela kabza bölgesindeki kesti aldığımız zaman ortada şu kahverengi olan ağaç kısım. Evet. Mavi olan kısım boynuz tabakası. Boynuz tabakası ve dış tarafta bulunan sinir tabakası. Yani üç farklı malzemenin bir araya gelmesinden mi oluşuyor bu? Evet. Şimdi sinir daha çok Aydın ve Menemen yöresinde yetişen öküzlerin ayaklarıyla dizleri arasındaki tendonlardan elde ediliyor. Bunu işte güneşte kurutuyorlar, ağaç tokmaklarla dövüyorlar. Sonra tarıyorlar taraklarla ve ağacın üzerine yapıştırıyorlar. Yani bir anlamda ağacın üzerini kaplıyorlar. Tekrar aynı şekli görelim yakından. Evet. Boynuz da gene şey böyle uzun boynuzlu. Hayvan boynuzu. Hayvanların boynuzlarından elde ediliyor. Hayvanların boynuzu esnek olduğu için mi kullanılıyor? Esnek şey? Olduğu için. Şimdi ağacın yani olabildiği kadar elastik malzeme kullanmak zorunda. Çünkü Türk yaylarının bir özelliği de refleks yaylar olmaları. Yani kullanılmadığı zaman ki bu çizim, üstteki çizim bunu gösteriyor. Evet. Ters olarak kıvrılmış durumda. Evet. Şimdi ona bilahare gelelim isterseniz. Tekrar ilk şekle mi gelelim? Veya ilk şekle gelelim. Evet. Şimdi mesela boştayken şu şekilde duruyor. Üstteki duruyor. Gibi. Sonra bunu ok istikametinde çekiyoruz. İkinci duruma geliyor. Daha sonra çilesini takıyoruz. Hı. Çile dediğiniz? Çile dediğimiz onun kirişi. Başka bir deyimle.
Bunlar genelde ipekten yapılıyor. İbrişim şeklinde örgülü olduğu için kiriş deniyor adına. Ve bunlar hafif. Tabii bu şekilde kompozit olması, isterseniz tekrar öbür şehre şekle dönersek. Şimdi yayın şekli, burada muhtelif noktalarda alınan kesitler var. Şimdi evet. Kabza kısmı, elle tutulan yer yani. Evet. Normal sağ elini kullanan insan için sol elle tutulan yer. Daha sonra bir sal kısmı geliyor. Salmaktan geliyor Türkçe. Evet. Kasan geliyor, bu da kasmaktan geliyor. Baş kısmı, o da Türkçe. İşte tonç kertiği filan, burada şeylerin kirişim bağlantı yerleri var. Şimdi kabza kesiti böyle. Halbuki sal kesiti şöyle. Farklı bir şekilde. Kasan kesiti şöyle. Baş kısmı tamamen ağaç. Tamam. Şimdi bu neden böyle? Burada amaç tabii yay yüklenirken, yani yayın esası kendisinde biriken potansiyel enerjiyi oka aktarmak. Aktarmak. Ne kadar fazla aktarabilirse, ne kadar fazla aktarabilirsiniz, o kadar başarılı oluyor. O kadar başarılı oluyor çünkü o kadar fazla enerji yüklemiş oluyorsunuz. Şimdi bu kesitler neden böyle farklı yapılmış? Çünkü yayı gerdiğiniz zaman her noktaya eşit yük gelmiyor. Yani bir yere fazla geliyor, bir yere az geliyor. Nereye ne yük geliyorsa ona göre kesiti küçültmüşler. Büyük bir mühendislik hesap şeyi var değil mi? Durumu var. Bunu hesapla mı yaptılar? Sezerek mi yaptılar? Yoksa tecrübeyle mi buldular bilmiyoruz. Ama siz bunu ilk defa siz mi çiziyorsunuz bu şekli? Var mı o şekil başka bir yerde? Böyle bir şekil çizilmemiş ama yani ilk defa ben çizdim demek de belki fazla iddialı olur. Bu konuda anlatılar var. Evet. Yani muhtelif kitaplarda, padişahlık döneminde de Osmanlı'da yazılmış. Çok güzel kitaplar var. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kani'nin kitabı. Evet. Bu Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış. Ve padişahın emriyle böyle bir kitap yazmakla görevlendirilmiş padişah tarafından. Çok detaylı bir şekilde. Ve tamamen bilimsel bir kitap hazırlamış. Yani o güne kadar yazılmış bütün makaleleri, kitapları toplamış. Önce onları 1800'de gözden geçirmiş. 1820'ler, evet. 30 filan civarında. Kendisi de okçu aynı zamanda. Tecrübeleri var. Biliyor konuyu, tanıdıkları var filan. Fevkalade güzel bir kitap hazırlamış. Bu kitap basılmıştı hatta. Şimdi oradan da tabii bazı bilgilerden yararlandım. Evet. Ayrıca işte Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Askeri Müze'de çok güzel yay örnekleri var. Onları gördüm. Neticede böyle bir şekil çizmenin yararlı olacağına inandım. Bunun özelliği hafif olması, kolay kullanılabilir olması değil mi? Hani at sırtında giderken iki şey sağlıyor buradan. Bir hafiflik sağlıyor. Hafiflik sağlıyor. Bu yaylar 300-350 gram mertebesinde. Yani insanın inanısı gelmiyor bu kadar önemli bir aracın bu kadar hafif olması. İkinci olarak da küçüklük sağlıyor. 110-110 santim boyunda bu yaylar. Şimdi siz yayı at sırtında kullanabilmeniz için yayın küçük olması lazım. Evet. Aksi halde atın vücuduna değer ve atmanız mümkün değil. Dünyanın en küçük ve en verimli yaylarını Türkler yapmışlar. Tabii bu 15. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak devam ediyor. Hemen hemen rakipsiz olarak bütün savaşlarda. Ancak 15. yüzyıldan itibaren ateşli silahlar gündeme geliyor. Hatta 14. yüzyılda başlıyor. Evet. Ama fiilen kullanılması işte denilebilir ki Fatih'in İstanbul'u fethinde ciddi olarak kullanılmaya başlanmış. Tabii giderek azalıyor. 16. yüzyılda, 17. yüzyılda artık tamamen ateşli silahlara terk ediyor. Şimdi ama, bu pardon bir şey daha söyleyeceğim. Ama savaş aracı olarak gündemden kalkıyor ama sportif amaçlı olarak devam ediyor ta Cumhuriyet'e kadar. Şimdi bu ok yay meselesi tabii ki Osmanlı'ya gelmeden önce biz bunları Orta Asya'dan gelirken getirdik. Değil mi? Tabii tabii. Çok güzel sizin kitabınızdan yine bir şekil var burada. Bu bir şaman inanışının şeyi, sembolü herhalde değil mi? Bir evet, at sırtında. Bunu ayinde kullanıyorlarmış. Evet. Böyle küçücük bir heykelcik bu. Yine biz oku ve yayı çeşitli farklı minyatürlerde de görüyoruz herhalde. Evet, burada mesela Sultan II. Selim, o evet. Sarı Selim diye meşhur olan Osmanlı padişahın elinde yay var. Bir yardımcısı kendisine ok veriyor, ok atmaya hazırlanıyor. Şimdi bu parmağında da zihkir var. Ona da onu soracağım birazdan. Sizde de örneği vardı. 3. Selim'e gelince 3. Selim de 2. Mahmut
Biz bunların bu özelliğini bilmiyoruz. Ben yine sizden duymuştum bunu. Bunlar aynı zamanda gerçekten dünya çapında bir ok atıcısı gerçekten diyordunuz öyle. Değil mi? Bu konuyu bir açabilir miyiz? Hakikaten şimdi, öyleler mi? Bu ikinci Selim. Genelde bütün padişahların okçulukla ilgisi var. Evet. Fakat üçüncü Selim'le ikinci Mahmut ki bunlar amca yeğen oluyorlar. Bir takım ıslahat hareketleriyle tarihte yer almış kişiler. Ancak dünya çapında da birer sporcu bunlar. Hem ok atmadı hem tüfek atmadı. Yani ben bunu bilmiyordum açıkçası. Bu araştırma vesilesiyle öğrendim. Ve çok hoşuma gitti. Yani bir devlet başkanınız var düşünün. Dünya çapında bir sporcu. Ne kadar hoş bir şeydir evet. Yani. Ben o dönemde yaşamayı isterdim şahsen. Şimdi ha. Abi yay böyle. Peki okla ilgili biraz da teknik bilgi verirsek. Burada da yine sizin kitabınızdan bir çizim var. Evet. Yani okun nedir özelliği ki burada siz lütfedip evet. bazı örnekler de getirdiniz. Önce şekli görelim sonra yakından okları da görebiliriz herhalde. Evet. Şimdi ben bunu Mustafa Kani'nin kitabından aldım ama zaten elimizde de örnekleri var. Yani günümüze kadar ulaşmış bunlar var. Yani halen de piyasada satılıyor antikacılarda. Ama yay bulmak fevkalade zor. Keşke bir de yay getirebilseydik evet. buraya. Mustafa Kani o günkü anlayışa göre bunu İşte muhtelif bölümlere ayırmış. Genelde zaten yay da ok da böyle insan vücuduna ilişkilendirilmiş. Hep. Baş, da, boğaz, göbek, evet yani baldır, ayak deniyor. İşte ucu eğer kemik ya da fil dişi olursa soya deniyor. Demir ya da madeni olursa temren deniyor. Yani bu bronz da olabiliyor, evet. pirinç de olabiliyor. Uç kısmında gez bölümü var. İsterseniz, bir de yelek. Evet. Şöyle yelek. Ben hemen bir tanesi üzerinde. Şurada yakından görebilir miyiz? Yaklaşalım. Evet. Şurası gez bölümü. Bunun iki tarafına dudak deniyor. Evet. Kirişe giriyor bu. Evet. Yani bugünkü okçulukta da böyle. Evet. Bu bir şu kamış ben ok. Ben öbür ucunu çeviriyorum. Bu bir kamış evet. ok. Evet. Bunun ucu küt demir evet. temrenli. Bunları idmanda kullanıyorlar. Yani herhangi şimdi başka bir uç daha kaza olmaması bu. İçin. Bu bir savaş oku. Evet. Ucu yassı temrenli. O da demir. Evet. Şunun ucu? Bu bir menzil oku. Bunun balık dişi. Yani o kuzey balık denizlerinde. Nasıl birleştiriyorlar abi balık görür. Dişini buraya? Tabii sadece yapıştırmakla değil içine de giriyor bu. Büyük bir incelik var. Tabii yani ciddi bir şey. Bunu yapan ayrı bir zanaatkar grubu var mı? Okçular ayrı. Okçular ayrı. Okçular genelde Beyazıt'ta. Bugün işte Beyazıt'ta bir Okçular Caddesi vardır. O oradan kalma o isim. Şurada bir tane daha güzel örnek var. Onun evet. da şey kısmını, arka kısmını görelim. Bugün, yani yelek kısmını görelim. Bugün bunun yelek kısmı var. Buna evet. sakal da deniyor. Evet. Burada işte yapan ustanın adı ustanın var. Adı var. Hacı Zeki Dede diye. Ragıp diye de bir isim var. Çünkü zaman zaman okçular ok meydanı dışında da böyle yarışma amaçlı bir takım müsabakalar düzenliyorlar kendi aralarında. Ok meydanının kendine has bir takım kaideleri var. Evet. Ama şeyin dışında, ok meydanı dışında okçular serbest olarak yarışabiliyorlar kendi aralarında. O zaman işte okların karışmaması için üzerlerine isimlerini yazıyorlar. Burada da Ragıp diye birisi adını yazmış. Yani onu kullanan kişi kullanılmış ismi. Peki bir kişi sizin kitabınızda vardı. Dakikada kaç ok atıyor? 30 mu? 30 ok. 30 ok. 30 ok. 30 ok atabiliyor. Evet. Tabii yani o savaşçılar şey. Yani. Savaşçılar. Savaşçılar. Yani neredeyse 2 saniyede bir ok mu oluyor? Tabii. 2 saniyede bir ok atıyor. Peki okun siz onun bir ölçümünü yaptınız mı? Veya var mı öyle bir bilgi? Okun hızı nedir? Ne kadar hızla gidiyor? Şimdi elimizde Toskoparan İskender'in 1281,5 gezlik bir rekoru var. 1281 gez. Şimdi gez ne diyeceksiniz? Tabii ona laf lafı açıyor ama şimdi 1281,5 gez 846 metre yapıyor. Yani oku buradan 846 evet. metre öteye atıyor. Şimdi isterseniz burada bir parantez açıp gezi biraz anlatayım. Evet. Bir de okun uzun mesafeye gitmesiyle hedefe gitmesi de ayrı bir durum değil mi? Tabii onu da geleceğiz. Ona da geleceğiz. İki tür okçuluk var. İsterseniz parantez açtığınız yeri kalmamayalım sonra oraya gelelim. Bir gezle ilgili parantez. Tamam. Şimdi ama şeyi anlatmak lazım gene. Hedef okçuluğu. Hedef okçuluğuyla neydi? Menzil okçuluğu. Menzil okçuluğu. İki yarışma türü var. Hedef okçuluğu günümüzde de yapılan türden bir ok yarışması oluyor.
hedef var. Evet. O hedefe işte ok atıyorsunuz. Bu amaçla aynalar kullanılmış. Evet. Ayna deyince bildiğimiz, bugün kullandığımız aynalar değil. Bunlar madeni levhalar. Evet. Yani öyle ki yarım santim kalınlığında olanlar var. Bugün en fazla erkekler arasında yapılan yarışmalarda 90 metre mesafe. Halbuki Osmanlı okçuları 250-350 gez. Yani ben bu metre karşılıklarını tabii ezberleyemediğim için buradan bakıyorum. 165 ila 230 metre mesafeden hedef okçuluğu yapıyorlar. Hedef okçuluğu. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani 90'ı alsanız, bunun da küçüğünü alsak 165, neredeyse iki katı. Günümüzde 130 santim hedef. Yani tabii ortasına atmak marifet ama yani 130 santime attığınız zaman da yine bir puan, bir şeyler alıyorsunuz. Osmanlı'da bu aşağı yukarı 77 santime falan denk geliyor. Çok daha küçük. Şimdi menzil okçuluğunda ise amaç oku, mümkün olduğu kadar uzağa. Uzağa atabilmek. Bunda rüzgarın durumu da önem kazanıyor. Genellikle rüzgarın estiği istikamete atıyorlar ki olabildiği kadar uzağa gitsin. Evet. Ve burada mesafe birimi gez. Gez. Şimdi gez nedir? Vaktiyle kırılmış rekorlarla ilgili Topkapı Sarayı Müzesi'nde bir defter var. Bu defterde kim kaç geze ok atmış biliniyor. Bunlar 19. yüzyılın sonlarında ok meydanında 300 tane taş olduğu söyleniyor. Fakat günümüzde 25-30 tane taş kalmış vaziyette. Ve böyle başıyla sonu belli bir taş da olmadığı için, çünkü her taraf ev dolu, apartman dolu, evet, işhanı dolu. Ölçme imkanımız yok. Peki nasıl bulacağız bunu? Şöyle bir yaklaşım oldu. Ben özellikle İstanbul dışındaki, pardon, Ok Meydanı dışındaki nişan taşlarını izlerken Ihlamur'da Sultan 3. Selim'e ait 55 beyitlik bir taş var. Bu taşta tabii şair vezin gereği, kafiye gereği kimi yerde hatve sözcüğünü kullanmış, kimi yerde adım sözcüğünü kullanmış, kimi yerde gez demiş. Lügatlara da baktığınız zaman gezle ilgili 3-4 tarif görüyorsunuz. Kimisi bunun işte adım olduğunu söylüyor. Adım işte 70-75 santimdir. Genelde normal bir insanın adım mesafesi. Bazıları arşın diyor bu. Arşın, evet, ya da zira, mimari zira 75,8 santimdir. Yani bilimsel olarak bu kanıtlanmış, bir ölçme yapılmış Osmanlı'nın son dönemlerinde. Ben hatta o konuda bir yazı yazmıştım. Bir de ok boyu anlamına geliyor. İşte oklarda burada görüyorsunuz, belki demin söylemeyi unuttuk, 60-70 santim boyunda, uzunluğunda oluyor. Yani 60-70, 75,8, 70-75 santim. Bilmiyoruz ama genelde kabul görmüş bir rakam var. İşte bir gez 66 santimdir deniyor. Ben de buna katılıyorum. Evet. Ama yani en az 66 santim olduğu kanısındayım ben. Belki 70 yani santim. Yani uzunluk ne kadar uzaklığa gidiyor bir ok bu durumda? Bu durumda mesela 1281,5 gezi esas alırsak, demin de söyledim buradan bakarak, 846 metre oluyor. Yani 66 santimle çarptığınız zaman 846 çıkıyor. Konu konuyu açıyor abi, ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi hıza geleceğim. Hıza geleceğim. Evet, şimdi hıza tersten giderek çok basit bir matematiksel hesap, bir eğik atış problemi, evet, olarak olayı ele alırsanız, okun işte 100-150 metre bölü saniye hızla çıkması gerekiyor. 150? Yani maksimum 150. Metre bölü saniye. Evet, mermi yani, neredeyse bu. Evet. Mermi bir saniyede 150 metre gidiyor. Bunu okun atılışını görmeden de pek tahayyül etmek mümkün değil. Gördünüz mü siz? Yani oku göremiyorsunuz. Gördünüz. Ben gördüm. Yani görene kadar da doğrusu gördüm. Biraz şey yapıyordum böyle. Tereddüt ediyordum. Acaba diyordum yani kendi kendime. Hakikaten öyle. Oku göremiyorsunuz. Yani mermiyi nasıl görmek imkanı yoksa, oku da bir adamın elinden çıktığı anda hedefte görüyorsunuz. Tabii biz menzil atışı yapmadık ama hedefte, yani hedef atışında göremiyorsunuz oku. Belki yani yavaşlatılmış çekim falan yapılsa ilginç bir şey olabilir. Kaç yani kilo kuvvetle? Saniyede o zaman 150 metre bölü saniye hızla gidiyor. Evet. O gidiyor bu oklar. Bunu şeye çevirirseniz, saatte kilometreye çevirirseniz, bu da şey yapıyor.
540 kilometre saat yapıyor. Müthiş bir şey. Yani bir araba hızından yaklaşım yapılabilir. Evet. 540 kilometre. Yani neyse uçak gibi gidiyor yani. Evet. Peki ne kadar güç gerekiyor? Güçle, kuvvetle çekmek lazım. Bunun da gene basit bir hesabı var. Yapıyorsanız o da işte 30-40 kilo falan çıkıyor. 30-40 hatta kilo. 45 kilo falan peki çıkıyor. Peki bunu atan adamlar o zaman böyle sizin benim gibi adamlar değil herhalde. Değil, kesinlikle nasıl değil. Nasıl adamlar bunlar? İşte toz koparan İskender var mesela. Meşhur değil mi? Meşhur. Nesi var toz koparan İskender'in meşhur? Toz koparan İskender'in anekdot olarak yani lakabının nereden geldiği. Niye toz koparan deniyor? Deniyor. Şimdi yayı demin anlattık ya. Yani bir tarafta sinir, bir tarafta boynuz, ortada ağaç yaptıktan sonra rutubet almaması gerekiyor. Rutubet almaması için iki yol var. Ya atın sağrı derisiyle kaplıyorsunuz veyahut da o zaman sağrılı yay deniyor buna. Ağacı kaplıyor. Veyahut da kayın ağacının tozuyla, kaplıyorsunuz. Üstüne de bir vernik türü bir şey sürüyorsunuz. Kurumaya bırakılıyor. Normal olarak o hiçbir zaman ele çıkmıyor. Evet. Ancak toz koparan işte bir gün hazırlık yapıyormuş. Bir yay getirmişler filan. Onu çekmek için eline almış. Nasıl sıktıysa bıraktığı zaman bütün yayın üzerindeki o kayın ağacı tozu elinde kalmış. Onun üzerine oradaki yaşlı okçulardan birisi bu pehlivan çok yaman toz koparan demiş. Onun üzerinde de işte adı toz koparan kalıyor. Okçulara pehlivan deniyor değil mi? Pehlivan deniyor evet. Peki. Yani günümüzde tabii öyle denmiyor ama geçmişte pehlivan deniyor. Genelde pehlivan sporcu demek. Sporcu demek. Ama zaman içinde işte güreşçilere denmeye başladı. Şimdi güreşçilere bile denmiyor. Evet. Sadece Kırkpınar'da güreşenlere. Şimdi sizin deniyor. Elinizde bir ufak böyle yüzük benzeri evet. Bir parça vardı. Bunu atan insanların da müthiş bir parmak gücü oluyor herhalde ve bu ellerinin belli kısımları nasır mı tutuyor? Ne oluyor? Şimdi, nasıl şey yapıyorlar? Osmanlı'nın atış tarzı... Yakından görelim onu abi. İsterseniz verin şöyle evet. Yakından göstereyim. Zihkir, kiriş tutan demek. Farsça bir sözcük. Bir diğer adı da bunun şast. Şast da baş parmak demek. Gene o da Farsça. Bu şurada gözüküyor. Böyle parmağa şöyle mi giriyor? Şu şekilde. Ters oldu. Ters mi oldu? Öbür şimdi şöyle... Şöyle mi? Pardon... Evet tamam, öyle oluyor şey, tamam şey. Doğruymuş yani. Yay da buraya giriyor. Şimdi kiriş şuraya yerleşiyor. Kiriş buraya. Elinizi kapatıyorsunuz böyle ona şey deniyor mandal yapmak deniyor. Normal günümüzdeki okçular bunu bir an için kiriş farz edersek ben yani lazım olur diye böyle bir tel getirdim. Tabii evet. Kiriş böyle değil. Evet. Şu üç parmakla günümüzde şimdi, çekiyorlar. Şimdi yakından görelim bu tarafı görelim evet. Şimdi sizi gösteriyor kamera. Evet. Bu üç parmakla çekiyorlar. Halbuki Osmanlı'da şöyle bir yöntem izleniyor. Elinizi orada tutun. Şurada görülüyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi şunu şöyle geçiriyorsunuz. Evet. Bu böyle döndürdükten sonra kirişi buraya alıyorsunuz. Şöyle elinizi kapatıyorsunuz. Buna mandal yapmak deniyor. Tabii gerdikten sonra farz edin ki gerdim. Bırakıyorsunuz. Tak diye ok gidiyor. Ok gidiyor. Evet. Böyle. O zaman günümüzün okçuluğu ile Osmanlı okçuluğu arasında da böyle bir farklılık var. Bir farklılık daha var. Şimdi bir an için şunu yay kabul etsek, evet. Yayın kabzası elimde tutuyorum. Osmanlı'da oklar şöyle tutuluyor, şöyle atılıyor. Evet. Şöyle atılıyor. Halbuki günümüzde böyle atılıyor. Ters tarafta duruyor. Ters tarafta ters duruyor. Tabii günümüzde kullanılan oklar böyle değil, yaylar öyle değil. Yani günümüzde kullanılan oklar işte alüminyum alaşımlarından yapılıyor. Yaylarda fiber malzemede. Bir önceki soruyu tekrar hatırlatmak istiyorum size. Şimdi bu kadar seri atıyorlar, bu kadar hızlı atıyorlar. Peki nişan nasıl alıyorlar abi hedefe? At üstünde giderken bunlar dönüyor, tersten atıyor. Yani evet. Tüfek gibi işte gez göz, arpacık falan burada bir şey mi var? Yoksa gözden bir, hedefle gözden arasında bir bağlantı mı oluşuyor? Yani bence son dediğiniz oluyor. Tabii bunu... o insanlardan gelen bize bir bilgi yok. Ama benim tahminim bizim çocukken yaptığımız bir takım atışlar gibi. Yani gözünü o hedefe bağladığı zaman o kadar çok sayıda ok atmış ki. Gözünü oraya bağlaması kafi geliyor. Çünkü o kadar süratte ve o dört nala giderken geriye dönüp veya önden ön giderken nişan alıp atması mümkün değil. Buna zamanı yok zaten. Ayrıca at üstünde atarken oku, at dört nala gidiyor.
Hepiniz bilirsiniz yani dört nala giderken at zaman zaman dört ayağı da yerden kesilir. Kesilir. O kesildiği anda atıyor oku. Çünkü en sarsıntısız zaman o an. At yere vurduğu zaman daha çok sallanıyor. Tabii ne kadar az sallanırsa atarken o kadar isabet ettirme biraz şansı fazla oluyor. Biraz önce yapmıştık. Büyük bir bunların parmak gücü gerekiyor herhalde. Sizin anlattığınız bir öykü var. Onu da izleyicilerle paylaşmak isterim. Bir anekdottan söz etmiştiniz. Şimdi ben unutmadan bir şey söyleyeyim. Eski okçular bu zihkirleri parmaklarından çıkarmazlarmış. Ben de müsaade ederseniz programın sonuna kadar bunu tutacağım. Kalsın. Bence bir sakıncası yok. Şimdi tabii çok kuvvetli adamlar bunlar. İşte bunların lakaplarının bir tanesini söyledik. Toz koparan. İşte Lenduha var. İşte Havan Deren var. Berbat var filan böyle isimler. Bunların günümüze ulaşan bazı anekdotları var. İşte zaman zaman bunlar iddialaşıyorlar. Bir tanesini mesela günümüze kadar ulaşmış. İki tane koyun kesiyorlar. İki parmağına işaret parmağıyla koyunu tutuyor. Yani arka ayaklarından birine bağlıyor. Sanki şeye asar gibi, çengele asar gibi. Ve koyun yüzülene kadar bu parmaklarında tutuyor. Yani inanılır gibi değil. Böyle bir güç var. Evet. Gene bir başka hikaye var. Bir defa o işte o zaman kullanılan top güllelerini böyle elleriyle alıp tek elleriyle hatta inanısı gelmiyor insanın ama bunlar aşağı yukarı 50-60 kilo gülle gibi atıyorlarmış. Yani biraz abartma olabilir bunlarda. Yani ama ben, bu kadar kol gücü gerekebilir. Şu andaki haltercileri düşünelim, boksörleri düşünelim. Evet. Basketbolcular o hiç, o nişan meselesinde. Nişan meselesinde. Hiç görmeden potayı atıyor ve çembere değmeden deliğe sokuyor. Bu yani büyük bir talim ötesinde çok, doğru, çok büyük bir kas gücü, kol gücünü gerektiriyor. Yani bence doğrudur. Şimdi ben abi başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu ok, yayı bir tarafta biraz durduralım. Şimdi bununla ilgili olarak da sizin kitabınızda da var. Bu Ok Meydanı diye İstanbul'da bir semt var. Çok da güzel kitabınızdan bir şeyini aldık, gravürünü aldık. Ben o gravürü göstermek isterim Gülfemciğim. Bu nedir bu Ok Meydanı? Ok Meydanı semti nereden çıkmış? Hangi nedenle buraya Ok Meydanı demişler? Arkasında bir güzel daha bir daha 19. yüzyılın başlarına ait bir fotoğraf var. Yine altında Ok Meydanı yazıyor. Evet. Şimdi Fatih İstanbul'u fethederken biliyorsunuz işte Haliç'e gerilen bir zincir dolayısıyla kalyonları sokamıyor Haliç'e. Ne yapıyor? İşte Kasımpaşa sırtlarından Haliç'e indiriyor. O konumuzun dışında. Bu ameliye yapılırken Fatih de bugünkü işte Ok Meydanı dediğim semtten bu olayı izliyor. Aynı zamanda ordunun komutanı çünkü. İşte başarılı bir sonuç elde ediliyor. İstanbul fethediliyor. Tabii çok mutlu oluyor kuşkusuz. O savaşı idare ettiği bir anlamda yeri hem fethin anısını yaşatmak için hem de sporculuğa verdiği önem, okçuluğa verdiği önem dolayısıyla bir vakıf haline getiriyor. Ve hatta orada sahipli olan yani devlete ait olanlara tabii bir şey vermiyor ama yani Bizans yahut Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olanlara fakat şahıslara ait araziler de varmış. Onların işte raiç bedelinin iki katını filan vererek alıyor. 1100 dönüm bir arazi oluşturuyor. Yani çok 100, büyük bir arazi. 110 hektar. Bu araziyi vakıf yapıyor ve tamamen ok sporuna tahsis ediyor. Bütün zaman zaman bir takım tecavüzler yaşanmış orada. İşte kimilere gelmiş ev yapmış bilmem ne yapmış filan ama ufak yani 3 tane 5 tane filan bunlar hep def edilmiş. 50'li yıllardan ancak 50'den sonra tabii anasını atmışız yani. Maalesef özellikle 80'den sonra orası tamamen meskun büyük bir şehir haline gelmiş. Bugün Ok Meydanı'nda tamamen kaçak, tamamen kaçak caddeleri, işhanları, işte marketleri, evleri, apartmanları olan bir büyük kent var. Ve tabii oraya siz taş bulmak için falan gittiğiniz zaman hoş geldiniz demiyorlar. Böyle tedirgin insanlar. Pardon. Buyurun ben şimdi konuyu şeye getirmek istiyorum. Hemen bu Ok Meydanı'ndan başlayarak sizin kitabınızın asıl ana başlığına, nişan taşlarına. Evet. Şimdi bu ok sporu veya işte askeriyede kullanılan bu ok ve yayla ilgili olarak da bir eğitim yapılıyor. Nişan alınıyor belli yerlere, hedeflere. Bunlarla ilgili de bizim kültürümüzde nişan taşları diye bir şey var. Evet. Siz bir taraftan da bunların izini takip ettiniz değil mi? Evet. Şimdi
Aynen usta çırak ilişkisi içerisinde birisi okçuluğa heves ettiği zaman işte bir ustayla temas ediyor. Şimdi mesela lafınızı kesiyorum, devam edebilirsiniz. Şu anda bu fotoğrafı görüyoruz ekranda. Evet, bunlar işte 1820'li yıllarda bir İsveç büyükelçisi gelmiş. Evet. Karl Gustav diye bir zat. Bu zat aynı zamanda sulu boya resim yapıyor ve İstanbul'un pek çok yerini resmetmiş. Adeta fotoğraf gibi. Evet. Tabii böyle bir resim, biraz hayali bir resim. Çok beğendiği taşları bir araya getirmiş. Sanki bir aradaymış gibi. Evet. Onları da ayrıca resmetmiş. Fakat bundan ziyade o deminki resim çok fotoğraf gibi. Evet, Ok Meydanı'nı gösteren resim. O zaman işte evet, görelim onu yakından tekrar. Piyale Paşa Camisi tarafından çekmiş. Burada çok küçük olarak taşları da, yani nişan taşlarını da görüyoruz üzerinde. Evet. Böyle. Pek çok nişan taşı var. Şurası da tekke. Bu nişan taşlarını şimdi isterseniz hemen yakından bir şeyini görelim. Yalnız ben nasıl dikiliyor, nereden evet. geliyor onu müsaade ederseniz buyurun. Birkaç cümleyle anlatayım. Şimdi usta çırak ilişkisi içerisinde işe başladığı zaman okçu adayı bir takım idmanlara başlıyor. Önce kepaze yay diyorlar. Kepaze sözcüğü buradan gelme. Gevşek yay demek. Yani gevşek yayla. Tabii öbür yaylar öyle değil. Yani işte 40-50 kilo kuvvetle çekmeniz lazım. Tabii yeni başlayan birinin böyle bir kuvvete sahip olması mümkün değil. Gevşek yayla önce okun nasıl doğru çekileceğini, yayın nasıl çekileceğini, nasıl pozisyon alınacağını filan öğreniyor. Bugün de 50 taneden başlıyor, 500'e kadar çıkıyor. Ondan sonra belli bir noktaya geldikten sonra ustası ona ok atışlarına başlattırıyor. 900 gezi geçmesi lazım. Yani 900 gez 66 ile çarparsak 600 metre yaklaşık 600 metreye ok atar hale gelmesi lazım. 600 metre ok atar hale geldiği zaman ve bunu gösterdiği zaman şahitlerin huzurunda kendisi okçu oluyor ve deftere kaydediliyor. Bir defter var bu tekke dediğimiz yerde. Evet. Tekke ama bu tarikat tekkesi değil. Bir nevi federasyon gibi. Federasyon gibi. Yani okçuların kurduğu işte orada bir takım kıdemli okçuların yer aldığı, çalışan okçuların yer aldığı. İşe başlama falan. Lisansı gibi bir şey. Lisanslı okçu oluyor. Yani 900 gezi attığı zaman, yani 600 evet. metre mesafeye attığı zaman lisanslı okçu oluyor su bir anlamda. Su altı dalıcıların da öyle bir defteri oluyor. O işe öyle mi? Artık eğitim alıp dalma evet. hakkı kazandıktan sonra ona tamam. bir defter her dalışından sonra da oraya şey yapılıyor, bir onay veriliyor, işaret yapılıyor. Evet, bunlar da defterde yazıyor. Defterli deniyor o zaman defterli artık deniyor. O adama. Yani lisanslı okçu oluyor. Tabii lisanslı okçu olmak birinci basamak. Yani ondan evet. sonra artık her gün çalışmaya, her gün yani çok büyük eziyet. Her gün çalışması lazım. Bir laf var. İşte okçu oku bir gün bırakırsa okçuyu 10 gün bırakır filan gibi. Yani sürekli çalışması gerekiyor. Tabii lisanslı okçu olmak iyi ama bir şey ifade etmiyor. Herkesin amacı işte bir rekor kırıp nişan taşı diktirmek. Bu amaçla tabii çalışmaya devam ediyor. Sonunda gene bir özel seremoniyle bu başarıyı gösterirse kendisine bir nişan taşı dikiliyor. İşte kim hangi tarihte kaç metre, kaç geze metre yok tabii oku attığını orada yazıyor. Bu sadece mesafeyle ilgili olarak mı yoksa oktan ilgili yaptığı başka katkılar olursa da nişan taşları konuluyor mu? Hayır, bu tamamen rekorla ilgili. Rekorla yani ilgili. Mesafe rekoruyla ilgili. Puta atışları için böyle bir adet yok. Nedense yok yani. Tabii zaman nişan içinde, taşlarında bu sözünü ettiğiniz dergah düzenliyor. Evet, yani siz böyle kendi arkadaşlarınızla isterseniz yani atıyorum 1500 geze atın hiç kıymeti yok. Resmi olarak nasıl bugün atletizm müsabakalarında evet. Resmi bir müsabakada kırdığınız rekor geçerliyse orada da aynı veya halterde de aynı şey evet, var. Tabii. Bazen halterciler söylüyorlar işte ben antrenmanda bilmem kaç kilo kaldırıyorum diyor ama hiçbir kıymeti yok onun. Burada da aynı. Şahitlerin huzurunda ve resmi bir günde bunu yapmanız bir şey ifade ediyor. Siz şimdi bir taraftan da bu ok ve yay konusuna girdikten sonra bununla ilgili olarak nişan taşlarını araştırmaya başladınız değil mi? Evet, işte oradaki sefaleti görünce. Peki bu nişan taşlarını şimdi bir taraftan örneklerini görelim. Bunları öyle araştırmak kolay bir şey mi? Yani gidince hemen nerede buluyor musunuz? Şimdi
pek çok zorluklar içeriyor. Çünkü orası kaçak bir kent olduğu için insanlar tedirgin zaten. Yani bir gün evlerinin yıkılacağını falan düşünüyorlar. Bunun tedirginliğini yaşıyorlar. Dolayısıyla sizi sokmuyorlar. Bunları isterseniz kitaptan bir iki örnek verelim. Mesela bir nişan taşı var orada. Bugünkü halini çok net bir şekilde görmek mümkün. Üst üste iki resim koyduk. Geçmişte bundan 100-150 sene önce çekilmiş bir fotoğraf var. Biraz daha şeyde olacak. Geride olacak. Yani şimdi birazcık daha ileride herhalde. Yok. Biraz daha. Ben bulayım. Evet, bulun. Bir taraftan da şey yapalım. Konuşmamızı yani, sürdürelim. Bu nişan taşların üzerinde bu konuyla ilgili olarak yani ok atan kişinin kırdığı rekorla ilgili bilgiler var. Şurada mesela bir taş var. Evet. Bu aşağı yukarı işte 100-120 sene önce falan çekilmiş bir fotoğraf. Görüyorsunuz adam mahsus adamı oturmuş ki taşın büyüklüğü anlaşılsın büyüklüğü diye. Hemen yakından bomboş. Görelim. Yakından bomboş. Görüyorsun. Üstteki fotoğrafta nişan taşı gözüküyor ve altında da bir kişi. Aynı oranı. Taşın bugünkü hali. Bugünkü hali. Aynı taşın bugünkü hali. Hemen... Yine iyi taş duruyor yerinde abi. Evet. Şimdi bazı örnekler var. Sevgililerine mesajlar yazmışlar üzerlerine. Böyle çamaşır asılanlar evet. var. İşte halı yıkanıp asılıyor. Çünkü adam balkonda mesela buradan evet. taşın kendini görüyor. Yani o kadar ilginç bir hale gelmiş ama bazıları da var. Böyle evet, evlerin... Şurada yanda görelim. Hemen şu fotoğrafı görelim. Evet. Üzerine evet çamaşır asılmış. Halbuki bunun üstü yani Osmanlı'da biliyorsunuz resim de yapmak yasak, heykel de yapmak yasak. İşte resim yerine minyatür, hat filan oluşmuş. Heykel yerinde de iki bu arzuyu tatmin etme olanağı var. Birisi işte bu nişan taşları, birisi de mezar taşları. Evet, evet. Burada yani oklar filan böyle gayet hoş meşale yanıyor filan. Bezemelerle süslenmiş. Evet. Bir tane de böyle, gene bu iyi dediğiniz gibi sokakta filan. Bazıları tamamen evlerin ortasında kalmış. Mesela orada bir zat vardı. Keçeci Piri Mahallesi'nde. Bu ben oraya 6 defa falan gitmek zorunda kaldım. Çünkü her defasında işte o evin arka bahçesi, apartman esasında fakat evin arka bahçesi bir daireye ait. Evet. Aziz amca diye bir adam hatta şimdi bilmiyorum bizi bulur mu. Bu adam fevkalade aksi bir adam. Katiyen sokmuyordu eve. İşte gidiyoruz, geliyoruz, işte söylüyoruz filan. Sonunda bir gün tekrar gittik. Ben hep iki kişi gidiyorum. Çünkü başıma bir şey gelirse yani hiç olmazsa birimiz haber verir filan evet, diye. Neyse evde dediler. Çıktık. Bazen de evde olmuyor tabii. Karısı evde dediler. Çıktık. Fakat sağır kadın. Duymuyor. İşte kapıyı böyle alacaklı gibi çaldım. Biraz da çekiniyorum tabii. Bir hakkım yok yani. Duymuyor. Tekrar indik. Tekrar çıktık. Aşağıdan bağırıyorlar. Ufak taş atıyorlar filan. Nihayet kadın çıktı. Yaşlı bir kadın. Ve hiçbir şey demeden anladı o tabii. Anahtarı attı aşağıya. Biz hemen bahçe kapısından girdik. Tabii ilk yaptığımız şey fotoğraflamak. Fotoğraf çektikten sonra da üzerindeki yazıyı okuyacağız. Bir yandan yüreğimiz böyle Aziz amca gelirse ne yapacağız benim diye. Neyse bir saat falan sürüyor. Çünkü balkona dayanmış. Hem de yazı yazan yani kitabe tarafı balkona dayanmış. Neyse işte öbür arkadaşla beraber yarısını o yarısını ben okuyarak tamamladık kitabı. Şimdi lafınızı kesiyorum. Şu anda ekrana bu geldi. Şu yazı nişan taşı geldi. Günümüzden bir vatandaşımız da bunun üzerindeki yazıyı yetersiz görmüş herhalde. Evet. Kendisi de bazı eklemeler yapmış. Şimdi bu meydanda tabii bir parkta bu. O yüzden ulaşması kolay tabii. Bizim için de kolay. O adamlar için de yani tarihe geçmek isteyen adamlar için de kolay. Tabii bazısı mesela şu gördüğümüz evet. Teşvikiye Camii'nin avlusunda bulunan taşlardan çok biri. Güzel bir taş. Sultan II. Mahmud'a ait. Bu genellikle işte ünlü birisi öldüğü zaman Teşvikiye Camii'nden cenaze namazı kılınırken bu taş hep gelir televizyon ekranlarına. Fakat alt kısımları maalesef aşınmış iyice. Bu daha böyle kitabe şeklinde. Evet, bu işte 55 beyitli Sultan 3. Selim'e ait taş. Burada o hat ve gez, adım sözcükleri aynı kitabe içerisinde birbirinin yerine kullanılmış. Demek ki aynı anlama geliyor diye ben kendi kendime böyle bir şey çıkardım. Sonuç çıkardım. Bu gene Ihlamur'da Sultan II. Mahmud'a ait bir taş. Bu tüfek atışları ile ilgili yani Ihlamur işte Maslak filan onlar hep tüfek atışları ile ilgili.
Bu da yine 2. Mahmud'a ait. Tüfek atışları ile ilgili. Bu Dikili Taş semtine adını veren taş. Bu da Sultan 2. Mahmud. Dikili Taş biliyorsunuz Beşiktaş'a yakın bir yerde. Bu taştan dolayı adını almış. Tabii oraları boş eskiden. Tüfek atışı yapılabilecek kadar boş alanlar. O nedenle orada yapıyorlar. Bu Maslak'ta 3. Kolordu Komutanlığı'nın içinde. Buraya da çok enteresan bir girmek, şekilde girdik. Böyle girmek kolay mı? Yok, çok zor oluyor. Yani işte özel izinler alınıyor. Hatta MİT'ten tahkikat falan yapılabiliyor. Ben müzeye izin almak için 6 aydan fazla bekledim. Aslında tabii siz fotoğraf çekerken yanınızda bulunuyor zaten görevli ama gene de çok titiz davranıyorlar. Bu kağıthanede, bunun eskiden üst tarafında öbürlerinde olduğu gibi taç kısım varmış. Burada tuğra var, öyle vazo gibi bir takım heykel berberden heykeller var filan. Üstü yok, ne oldu belli değil. Çok yani bundan 100-120 sene önce çekilmiş bir resminde o taç kısım bulunuyor. Evet. Ama şu anda yok yani. Peki siz bu araştırmaları yaparken günümüzde bu konuyla ilgili hiç yazılmış kaynakla falan karşılaştınız mı? Var mı bu işte uğraşan insanlar? Var. Yani tabii aynı konuyla uğraşınca bir şekilde insan birbirini buluyor. İstanbul'da Okçuluk Araştırmaları Derneği var. OKADER diye. Evet. Bunlar böyle bir avuç insan ama bu işe gönül vermiş kişiler. Bunlardan bir tanesi bir diş doktoru Murat Özveri. Bana bu zihkiri o yaptı verdi zaten. Çünkü yani hiçbir antikacıda zihkir bulamadık. Belki küçük olduğu için, belki ne olduğu pek bilinmediği için. Topkapı Sarayı Müzesi'nde var ama onlar da böyle kullanılmak için yapılmamış. Böyle pırlantalı pırlantalı şeyler. Tamamen padişaha işte böyle hediye olarak falan sunulmuş bir takım eserler. Zaten onları alıp eline geçirmeye imkan yok. Bu tabii mesleğiyle de ilgili olduğu için bunu işte dişte kullandığı malzemeden böyle bir zikir yaptı. Onlar bu dernek ne amaca yönelik olarak çalışıyor? Şimdi bu dernek bir defa bu menzil okçuluğunu canlandırmak istiyor kesinlikle. Bunlar yani günümüz modern okçuluğu ile zaten bu akşam da şey başlıyor. İzmir'de uluslararası okçuluk yarışmaları başlıyor. Bunu biliyorlar bir defa çok iyi. Yani ben o konuyu mesela çok yüzeysel olarak biliyorum. Bunlar çok iyi bizzat atıcı bunlar. Evet. Ama amaçları o konuda işte rekor kırmak veyahut birinci olmak falan değil. Bunlar geleneksel okçuluğu canlandırmak istiyorlar. Bu amaçla da işte bir takım çalışmalar yapıyorlar. Mesela bu Murat Özveri şey yapıyor. Yani menzil atışları yapıyor. Bu konuda bir Polonya asıllı bir Kanada vatandaşı var. Adam Karpoviç diye. Bu adam da yay yapıyor. Mesela bizim dışımızda tamamen ama evet. İnternet ortamında işte tanışmışlar. Bu adam buraya gelmiş. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki yayları, askeri müzedeki evet. Yayları incelemiş filan. Eski kitapları şey de biliyor, Türkçe de biliyor. Eski yazıyı biliyor filan. Şimdi onun İzmir'de bir ziraat mühendisi öğrencisi var. Öğrencisi. O da Cem, soyadını da söyleyeyim size. Cem Dönmez. Bu da yay yapmaya başladı. Eski geleneksel yaydan. Evet, geleneksel yaydan. Tabii işte bulabildikleri malzemeyle hani sinir buluyorlar, boynuz buluyorlar. İşte ağacı da bilmiyorum tabii akça ağaç bulabiliyorlar mı? Akça ağaç bu şeye çınar türü bir çınar ağaç türü bu. Bir ağaç. Onun yaprağı işte Kanada bayrağında alem olarak durur. Yani o ağaç akça ağaç. İşte bunun çok iyi tutkal emdiği filan söyleniyor. Tabii bu malzemeleri birbirine yapıştırıp eski Türkçe katınç deniyor bunlara. Kompozit yani. Biz şimdi kompoziti daha iyi anlıyoruz katınçtan. Maalesef yani. Kompozit hale getirmek için bunları yapıştırmak gerekiyor. Akça ağacın tercih edilmesinin nedeni de çok iyi emdiği için tutkalı filan yapıştırıcıyı. İşte balık tutkalı kullanıyorlar, çega tutkalı kullanıyorlar filan. Kendilerine has bir takım denemeyle bulunmuş özel yapıştırıcılar kullanılıyor. Bu ok ve yaylardan ben batıdaki müzelerde özellikle Avusturya'da filan çok var herhalde değil mi? Gördüm Avusturya'da onu. Çok var. Ne nedenle bizim
Oradaki işte şimdi, Viyana kuşatması sırasında ordular evet, dönerken mi kalmış? İkinci orada? Viyana çadır kuşatması da çok çünkü. Maalesef işte Merzif Omlu Kara Mustafa Paşa'nın evet, işgüzarlığından dolayı. Yani ona etraftan diyorlar ki ya gitmeyelim şimdi. Zayıf ordu. Bak bekle biraz filan. O kadar kendinden emin ki. Kendisi de okçu esasında bu adam. Rekorları var. Taşı filan var yani. Yok diyor. Ben işte giderim filan diyor. Tabii orada maalesef perişan oluyoruz. Yani tam bir fiyasko. Ve sadece o yenilgi şeyle kalmıyor. Her şeyimizi terk edip kaçıyoruz. Üstelik de onlara moral kazandırıyoruz. Ondan sonra bir daha iflah etmiyor Osmanlı. İlerleyemiyor yani. Hep gerilemeye başlıyor. Malzeme o şekilde ellerine geçiyor. Malzeme o şekilde ellerine geçmiş. Fakat bunları böyle düşmanca bir tutum izlememişler. Bütün o malzemeyi saklamışlar. Ve sergiliyorlar. Ve şu anda sergiliyorlar. Öyle güzel katalogları var. Evet. İnanılmaz derecede. Yani ben bazı bilgileri oradan aldım. Çok güzel şeyler. Şimdi biz tabii tarihi okurken baştan da konuştuk. Yani hep böyle kahramanlık tarihi okutuluyor bize. Ne yazık ki bu tarihin kültür kısmını hiç ilgilenmiyoruz. Yani araçlar, gereçler falan. Şimdi sizin anlattıklarınızdan sonra yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Türklerin gerçekten bu ok ve yay meselesiyle ilgili olarak insanlık tarihine kazandırdıkları çok önemli bir konu var herhalde. Vallahi kesinlikle yani yani mesela Arapların siz kitabın ön sözünde de bir yaylar var. Evet. Şey yapıyorsunuz. Yani bende mesela vardır bu. Evet. Genelde pek çok aydında böyle bir eziklik vardır. Yani neden bizden mucit çıkmıyor evet, filan diye. İşte o Behçet hastalığı vardır. Bir doktor o bizim ortaya koyduğumuz evet, bir hastalık ama mesela Nobel alan bir bilim adamımız yok işte. Edebiyatta da yeni aldık. Ve mesela rahmetli Aziz Nesin de derdi ki Türklerin tek icadı işte o bir kendine has ironik üslubuyla alafranga tuvalete musluk takmaktır filan derdi. Yani işte gülerek mahsus söylüyor tabii. Tahrik etmek için. Yani evet, olumlu yönde tahrik etmek için. Ben de öyle zannediyordum açıkçası ama bu konuyu inceledikten sonra gördüm ki dünyanın en hafif ve en verimli yaylarını yani bugün batı yaylarından en az %50 daha fazla enerji biriktirebiliyor ve en küçük ve en hafif yayları oluşturmuşuz. Yani bu konuda dünyada birinciyiz gerçekten. Yani öyle şey değil, herhangi bir abartma yok. Evet. Ve bu menzil mesafeleri de zaman zaman Batılıların da ilgisini çekmiş. Ve işte mesela bir tane elçi var Londra'ya gittiği zaman, şu an adını hatırlayamayacağım. Ona rica etmişler ya bir ok at da görelim falan diye. O çok daha az bir mesafe attığı halde yani öyle 1281,5 gez falan değil veya 900 gez lisanslı okçu olmak için en az atmanız gereken mesafe. Çok daha az işte 300-500 gez attığı zaman bile şaşırmışlar. O da demiş ki ya yani bu bir şey değil ben sadece sizin gönlünüz olsun diye attım. Yani ben gerçek anlamda okçu değilim falan diye. Siz şimdi bu ardı ardına bu tür kitapları çıkartıyorsunuz. Herhalde bunların çok para kazanıyorsunuzdur abi. Yok yani. Yani moda deyimiyle soruyorum. Çünkü bu tür işler günümüzde para kazanma dışında insanların bunlara yönelmesi mümkün değil. Ben sizin tabii ironi olsun diye söylüyorum. Kazanmadığınızı biliyorum. Bu işleri yapanlar bu işlerle ilgili bunun ceremesini çekme yanında bir de maddi olarak da çok büyük bir harcama yaparlar bu işlere. Sizin durumunuz nedir? Vallahi bu çok nankör bir iş esasında. Yani parasal yönden, maddi açıdan. Ben bir aklıma bir şey geldi şimdi. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Aziz Nesin Eskişehir'e geldiği zaman işte ben de vakıf başkanıyım falan o dönemde. Eskişehir'de bizde kalırdı. Bir gün tesadüf benim bir yazım çıktı bir mecmuada. Hani böyle öğrenciler hocalarına gösterir ya ben de işte böyle biraz gizli gururlanarak onu gösterdim. Ha iyi mi dedi. Sen dedi kaç para alıyorsun bundan dedi. Yani geçmiş gün rakamı unuttum ama diyelim ki bugünkü raişle konuşalım. İşte 300 lira filan dedim. Ne dedi. Sen dedi 300 lira mı alıyorsun buna dedi. Evet dedim. Ya ben bu kadar alamıyorum dedi. Ben sana diyorum ki şaka yapıyor. Hı. Sonra anladım ki hakikaten ciddi söylüyor. Ama tabii o çok yazarak onu telafi edebiliyordu. Yani. Evet. Benim tabii öyle bir hasletim yok estağfurullah. Ama yani daha çok sizden götürüyor. Ama ne var? Tabii bir çok şey öğreniyorsunuz. Çok geniş bir çevreniz oluşuyor kendiliğinden. Ben yoksa mesela bu kitap veya bu konu olmasaydı Murat Özveri'yi nereden tanıyacaktım yani? Evet. Ama o kadar mutluyum ki şimdi o arkadaşı tanıdığım için.
Onlar size herhalde artık bir bu konuyla uğraşan, Osmanlı oklarını araştıran bir dernek kurmuşlar ve böyle bir kitabı görünce de sizi pir olarak kabul ediyorlar. Vallahi beni utandırıyorlar. Yani hakikaten samimi söyleyeyim. Ben öyle çok büyük bir şeyler yaptığım kanısında değilim. Kesinlikle bunu samimi olarak söylüyorum. Ancak onlar bana o kadar büyük ilgi gösterdiler ki ben kendi kendime sıkıldım yani. Ama nedir yani, niye yapıyorsun, devam ediyorsun? Ben mutlu oluyorum. Doğru. Gerçekten mutlu oluyorum. Hem mesela bu okları bana hediye ettiler. Yani şimdi niye hediye ediyor? Ya sen diyor bunun kıymetini bilirsin diyor. Adam işte öyle insanlar var ki yani bazen gözüm yaşaracak gibi oluyor. Adam beni arıyor, buluyor. Sen diyor bunu al diyor. Sen bunun kıymetini bilirsin diyor. İşte kendince öyle bir tatmin oluyor o da. Yani ben de diyor işte birinin eline geçecek, değerini bilecek, bilmeyecek. Bu vesileyle alınan Eskişehir'de Sakarya Caddesi'nde fotoğrafçı kardeşimiz, o da bana öyle mesela bir fotoğraf makinesi i̇şte. Yani. Tabii. Kendi gerçek değerini biliyor. Fakat bana öyle bir değerle onu verdi ki, ya ve bana verirken de şunu söyledi. Hocam sen bunun değerini bilirsin dedi. Aynı. Hiç tanımadığımız öyle. Adamlar. Peki şimdi abi son olarak şunu sormak istiyorum. Biz üniversite kanalıyız. Bizi tabii Eskişehirlilerle birlikte iki üniversitedeki gençler de izliyorlar. Gençlerin bu tür şeylere yönelmesi için siz bir büyük olarak onlara ne tür öğütlerde bulunuyorsunuz? Ben biliyorum bu işleri yapmak için, herkes söyler, bu işleri yapmak için para gerekmez. Para en son iştir. Yani merak, bu merakı nasıl yönlendirmek gerekir? Bütün mesele merak dediğiniz gibi. Yani merak duymak lazım. Evet. Merak duymak lazım. Ondan sonra da araştırdığınız zaman sonuç alıyorsunuz. Yani bir NATO yerine dahi girme imkanı doğuyor. Türkiye'de yapılmayacak şey yok. Yani Türkiye'nin eleştirdiğimiz pek çok tarafı var ama öyle de bir ortam var ki sonunda her istediğinizi elde ediyorsunuz. Bu müzeler için de geçerli. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nin deniz tarafında, güney tarafında İş Tedarik Bölge Başkanlığı var. Oranın depo komutanlığı var. İşte orada 5 tane taş var. Bunlardan 3 tanesini işte onlar da biliyorlardı. 2 tanesinde bir vesile oldu. Ben onlara gösterdim. Hatta demin siz geçtiniz ama onun üzerinde konuşmadık. 3'te biri gömülüydü toprağa. Onu rica ettim. Kazdılar, açtılar. Bu arada dedim ki ya şunları bir ölçebilir miyiz? Bir adam verseniz de bir merdiven. Oradan işte boyun ölçsek ölçün, yani. Çünkü bir daha kim ölçecek onu? İşte birisi lahana abidesi, birisi bamya abidesi. Sonra ben bekliyorum işte yani bir merdiven gelecek, bir adam da metreyle ölçeceğiz. Hayır, bir itfaiye aracı geldi. Evet. İtfaiye aracı merdivenini çıkardı. Oraya adam koydular, 2 tane aşağıya adam. Yani santimine kadar ölçtük. Mesela bu yardımı yapmak zorunda değil. Nihayet ben gelmişim işte üniversiteden. Evet. Biraz tabii Anadolu Üniversitesi şeyini kullanıyorum ben oralarda. Mesela böyle yardımlar ediyorlar. Olmadık destekler veriyorlar. Müzelerde keza öyle yani, ama. Yani gençler bir konuya meraklılarsa önce kendileri tabii bir merak bulmaları gerekiyor. Mutlaka. Ve bu merakın da peşinde gitmeleri gerekiyor. Tabii. Abi katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sizinle ederim. Sizinle tanışmaktan, birlikte olmaktan gerçekten büyük bir zevk alıyorum. Bir Eskişehirli hemşerimiz olarak da yani ben değil bütün Eskişehir'de sizi tanıyanlar büyük bir gurur duyuyor. Kalbinize sağlık. Bundan sonra çalışmalarınızı bekliyoruz yine. Ben son bir şey daha söyleyebilir Buyurun. Miyim? Şimdi bazı yayların üzerinde şöyle bir beyit var. Yay gibi eğri olursan elde tutarlar seni. Ok gibi doğru olursan yabana atarlar seni diyor. Ama bunun arka yüzünde de şöyle bir ifade var. Yani teselli de veriyor aynı zamanda. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın. Ok gibi doğru olursan menzil alırsın. Uzaklara gidersin. Menzil alırsın, uzaklara gidersin. Size menzil alma dileğiyle programımızı kapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bir Masa Başı Sohbetleri programının gene sonuna geldim. Ben bir sonraki programda tekrar masa başında olacağım. Bir Eskişehir'e dostumla birlikte yine söyleşeceğim. Şimdilik hoşçakalın.